buraya da. Şey alacaklar değil mi? Mekke'nin şu anki pozisyonu bu ilki yağışlarla falan kurtarılacak pozisyon değil. Yani Mekke'de daha önceden görmüş olduğumuz su yüzey suyuydu zaten. Şu anda bu su yok. Yani bitirdik. O yüzden yağışlarla takviye olsa bile bunun uzun yıllar boyunca devam edip ona göre eklenmesi gerekiyor. Bölgenin asıl sorunu zaten kuraklık. Yani az yağışlarımız var. Bölgede Türkiye ortalamasının yarısından daha az bir yağış alıyor. Bu yıllık ortalama 300-320 milimetre metrekareye tekabül ediyor. Dolayısıyla bu yağış neredeyse kuraklığın sınırı olarak söylenebilir. Kuraklığın sınırı olan bölgede bir de yeraltı suyundan aşırı miktarda yararlanıyoruz tarımsal anlamda. İkisi birlikte olunca da haliyle yeraltı sularının aleyhine gelişiyor her geçen yıl biraz daha. Kışın yağan yağışlar, kar ya da yağmur olarak yağan yağışlar yeraltı suyuna neredeyse ulaşamadan buharlaşmayla ya da bitkiler tarafından alımla kullanılmış oluyor. O nedenle biz üzerine herhangi bir şey koymaksızın yıllardır mevcut bir kaynağı tüketiyoruz. Mekke'de su yüksekliği zaman zaman 5-6 metreyi bulmuştu. Dolayısıyla bu 5-6 metrelik su yüksekliğine erişebilmesi için bölgede yeraltı suyu kullanımının neredeyse tamamen durması gerekiyor. Ancak son yıllarda bölgeye baktığımız zaman oldukça kaliteli tarımsal üretimler de gerçekleştiriliyor. Bu ikisi arasında belki de bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Çünkü bölgede tarımsal üretimi devam ettiren şey yeraltı suyu kullanımı. Yeraltı suyunu kullanmayın dediğimiz zaman bu defa tarım bitecek. İkisi arasında belki de bir tercih yapmak zorunda kalacağız ama yapılabilecek en akıllıca yöntem şu anda bölgede tarımsal üretimde kullanılan suyun kontrollü olarak kullanılması. Ama şu anda hala damla sulama ya da yağmurlama kullandığımız halde bitkinin ihtiyacından çok daha fazla su tüketiyoruz. Bu birincisi. İkincisi bölge genelinde daha az su tüketen bitkilere doğru yönelmek mümkün olabilir. Tabii havzadaki hayvancılık rejiminde de ciddi bir değişiklik var. Özellikle geçmişte küçükbaş hayvancılık ve otlaklarda bunlara yemlik bitkiler özel olarak üretilmeden bunlar doyurulabiliyordu. Ama şu anda çiftliklerde büyükbaş hayvanlar var ve bunlar için yemlik bitkiye de ihtiyaç var. Bölgede Mısır'dan sonra belki de en yaygın
üretimi yapılan bitki yonca. Yonca da mısır gibi çok fazla su isteyen bitki. Büyükbaş hayvancılığın hem kendi kullandığı su hem de bu yemlik bitkiler için kullanılan su hayvancılığın da yeraltı suyu için negatif etki oluşturduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hem tarım hem hayvancılık ikisi birden kuraklığa ilave olarak yeraltı suyunu azaltan etkiler yapıyor.